günler değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Bir bilim ve toplum programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sevgili Levent hocamızla beraber aydınlanma üzerine bir söyleşi yapacağız. Daha çok bugün ben soracağım. Çünkü bu konuda yazdığı yazılar, makaleler var. Ve bir tartışma yürüteceğiz. Sizlerin de ilgiyle izleyeceğini biliyorum. Evet Levent hocam, iyi günler diyelim. Ve hızlı hemen başlayalım. Hoş bulduk. Evet. Bu ülkenin aydınlık ve üretken insanlarına merhaba diyerek başlayalım. Ben önce şunu söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Bu aslında gerçekten bilim ve aydınlanmanın birçok konusuna değindiğiniz bu kitap. Ne bilim yahu? Aslında bu kitap gerçekten uzun yılların bir birikimi, bir özeti bir anlamında makalelerden. Edinmek isteyenler için... Çünkü bu bir reklam sayılmaz. Çünkü mali değeri yok değil mi benim bildiğim kadarıyla? Yok yani... Bu bir kamu hizmeti olarak basıldı. Evet. Doğuş Üniversitesi ile basıldı. Doğuş Üniversitesi'ne istenebilir. Bana yazılabilir. Evet. Benim bu tip yayınları destekleyen meslekle ilgili firmalar var. Onlarda 200-300 tane yedek kopyalar var. Tamam. Ben onlara havale ediyorum. Onlar sağlıyorlar. Dolayısıyla oradan sağlayabilirler. Adrese teslim ücretsiz. Tamam. Ben baştan söyleyeyim. Evet. Bugün Cumhuriyet ve aydınlanma konusuna yoğunlaşalım diye kararlaştırdık. Cumhuriyeti bir aydınlanma ve birey yetiştirme tasarısı, bir projesi olarak değerlendirdiğimiz bir şey. Alt başlıklar neler? Oradan isterseniz... Alt başlıklara geçmeden önce isterseniz geçen hafta eksik kalan bir şey var. Doğru. Onu tamamlayalım. İzleyicilerimiz hatırlarlar. Geçen hafta Profesör Doktor Cüneyt Akalın'la beraber, Aral Üniversitesi öğretim üyesi, komşumuz İran'a yaptığımız ziyaretin işte sosyal, kültürel, bilimsel etkileşimlerini ele almıştık. Dikkatli izleyiciler yine anımsayacaklardır. Programın son şeyinde, ekranında bir Efes harabesi ve kilit taşı vardı. O yüzden isterseniz önce bir numaralı şeyi, resmi koyarız arkadaşlar. Niye öyle bahsetmiştik? Ondan söz edelim biraz. Geçen hafta hatırlarsanız İran'la Türkiye'yi toplumsal endeksler, özellikle sosyal ve kültürel insani gelişmişlik anlamında karşılaştırmıştık. İşte 2017 rakamlarına göre insani gelişmişlik, yolsuzluk yani şeffaflık, adalet, demokrasi, cinsiyet ve mutluluk diye bir takım indeksler var, modeller var. O ülke 196 ülkeyi karşılaştırıyor bu merkezler ve Türkiye işte rakamları ortada, İran'ın rakamları da ortada. Her iki ülkede genelde ilk 20-25'e giren ülkeler olmasına rağmen ekonomik büyüklük, nüfus, toprak bakımından bu sosyal, kültürel ve insani gelişmişlikte ne yazık ki karnemiz kötü. Bunu verdikten sonra ikinci slide'da o şeyi koyarsak, evet bununla bitirmiştik ama söz etmeye fırsatımız olmadı evet. Çünkü zaman kalmadı. Neden bunu koydunuz kilit evet. taşını? Şimdi tabii niye iki ülke insani, adalet, hukuk gibi kavramlarda geride? Ben yaklaşık 30 yıldır hani 60'tan fazla ülkeyi gezdim. 100'den fazla büyük merkezlere gittim. Çok yoksul yerlere de gittim. Çok gelişmiş ülkelere de gittim. Uzun sürelerde yaşadım. Ve şunu gördüm. Gerçekten kadının özgür olmadığı toplumlarda ne refah oluyor, ne huzur oluyor, ne de üretkenlik oluyor. Bu Hadrianus Tapınağı Efes'te yaklaşık 1800 yıl önce yapılmış. Eskiden tabii böyle şeyler yok, demirler yok, kaynaklar yok. Ancak kemer şeklinde ve ortaya konan son taş, kilit taşı şeklinde yapılarla iki katlı, üç katlı yollar, köprüler mümkündü. Ve bu yapının bütün yükünü çeken o kilit taşı aslında. Ve o kilit taşını Efes şeyinde, tapınağında kadın figürü koymuşlar. Yani 1800 yıl önce, 1900 yıl önce kadını oradan çıkardığın zaman bütün toplum yıkılır. Bu mesajı vererek bitirmek istemiştim ama yarım kaldı. Çok güzel. İzleyiciler de merakla sormuşlar. O yüzden önce onu bir şeyden tamamlamış olalım. Oradan şöyle bir bağlantı yapabiliriz. Aslında Cumhuriyet'in de aydınlanma tasarımında kadının önemli bir yeri vardır. Elbette. Ve kadınlara yönelik çok ciddi atılımları var, hamleler. Yani,
var. Ve bizim belki de Avrupa ve dünya ülkeleriyle hani karşılaştırdığımızda en önemli avantajlarımızdan birisi bu oldu. Kıyaslanmayacak derecede. Yani Suudi Arabistan'da kadınlar işte şoför olsun mu, araç kullansın mı tartışmaları yapıyor şu anda. Avrupa ülkeleri ki şu anda gelişmiş ülkelerde dünyayı başa çeken özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde bile kadına seçme seçilme hakkı bizden çok sonra verilmiş. Yani Cumhuriyet Türkiye'si gerçekten kadın hakları ve özgürlükler konusunda muazzam bir atılıma sahip ve öncü ülke yani. Geçtiğimiz hafta kutlandı benim bildiğim kadarıyla evet. Bu seçme seçilme hakkının kadınlara verilmesi ve kadınlarımızın da cumhuriyete sahip çıkmakta bu kadar kararlı ve inançlı olmasının bir nedeni de bu. Başka şansları yok. Evet. Yani hem bizim toplumda hem İran'da kadın olarak gerçekten yaşamak zor. Her iki ülkenin de güzel tarafları var elbette ama kadın olarak yaşamak gerçekten zor. Kadın özgür olursa erkek özgür olur. Kadın özgür olursa toplum evet. özgür olur ve gelecek özgür olur. Diyelim ve o konuyu evet, da kapatmış evet, olalım. Evet. Şimdi Cumhuriyet bir aydınlanma ve bira yetiştirme projesi dedik. Tabii ben elektronik haberleşme mühendisiyim. Hep mühendis kafasıyla daha somut, odaklanmış tanımlar üzerinden gidiyorum. Sanatçı bir arkadaşımla hatta bu konuyu tartışmıştık. Siz mühendisler her şeye odaklanırsınız, terimleri net verirsiniz, ondan sonra tartışırsınız. Oysa sanatta daha böyle dağınık düşünme, farklı düşünme, aykırı düşünme şeyleri önemlidir diye söylemiştik. O yüzden ben de yine böyle odaklanmış bir vaziyette her şeye terim ve tanımlarla başlamak istiyorum. Bizim amacımız zaten öncelikle bilgi vermek, isteyen istediği fikri onun üzerine inşa edebilir. Bilgi temelli konuşmak ve tartışmak önemli. Zaten programın ilerleyen şeylerinde de onu göreceğiz. Şimdi aydınlanma ne demek? Aydınlanma, Kant'ın güzel bir sözü var. Aydınlanma, kişinin aklını özgür iradesiyle kendisinin kullanmasıdır diyor. Yani başkasının aklına değil, kendi aklına şey yapmasıdır, başvurmasıdır diyor. Tabii bunun üzerine felsefeciler onlarca makale, kitap yazabiliyorlar ama hakikaten aydınlanma deyince birincisi aklını kullanmak, ikincisi bunun ötesinde de birey olmak geliyor. Şimdi biz 70'li 80'li yıllardan itibaren yani üniversiteye başladığımızdan itibaren güzel insanların etkisinde şey yaptık. Bunlar rahmetli Uğur Mumcu Cumhuriyet'ten, İlhan Selçuk. Bunlar çok güzel terimler veriyorlardı ve İlhan Selçuk yıllarca Cumhuriyet bir aydınlanma projesidir diyordu. Aslında yani, bu gazete içinde geçerli. Evet, herkes için geçerli. Yani birey yetiştirme ve kulluktan bireye geçiş, aydınlanmanın bir sonucu, doğal sonucu olarak. Birazdan şeylerle veririz zaten, slaytlarla. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Hani böyle tartışmaya açık, provokatif şeyler var, terimler, tanımlar var. İlhan Selçuk'un da kullandığı. Rahmetli Çetin Altan bunları çok söylerdi. Mesela Çetin Altan'ın iki tane şeyini hatırlıyorum. Bir tanesi padişahın dal kavuğu olur doğu toplumlarında. Batı toplumlarda yani aydınlanmış toplumlarda kralın soytarısı olur. Bu ikisi aslında aydınlanmayla birey olmayı bize açıklıyor, ipuçlarını veriyor. Dal kavuk padişah ne derse doğrudur diyen bir tip. Soytarı ise İşi deliliğe vurarak hiç kimsenin eleştirmeye cesaret edemediği kralı eleştirmek ve yanlışlarını göstermek. Yani kral yanında soytarısını tutuyor. Kendisini uyarsın diye. Oysa padişah etrafında dal kavukları topluyor. Tabi bunlar basit ve şey genel şeyler hepsi tartışmaya açık ama bu bir ipucu veriyor. Yine doğu batı insanıyla veya işte birey olmuş olamamış insanla şeyin farkını vermek üzere yine Çetin Altan'dan bir alıntı yapayım. Yine provokatif, tartışmaya açık, insanları düşündüren. Batı toplumlarında duello var diyor. Doğu toplumlarında pusu var diyor. Doğu insanı pusu kurmayı sever. Batı insanı duello'yu tercih eder. Yani birebir göz göğüse mücadeleyi tercih eder. Bunlar hepsi aydınlanma hakkında
ipuçları veriyor. Tabii elbette ki Batı'da da pusu kuranlar var, Doğu'da da düelleri tercih edenler var ama karakteristik olarak bu iki örnek bize aydınlanma, birey olmanın ne olduğunun ipuçlarını 3 aşağı 5 yukarı veriyor. Şimdi 3 numaralı şeyi koyarsak, evet şimdi aydınlanma dedik, birey yetiştirme, birey olma. Peki bunun için... Cumhuriyet tabii bu arada şuraya girmek lazım. Yani kendisini tebaa olarak kabul eden, Osmanlı'dan devraldığı bir toplumu kültürel anlamda dönüştürmek, değiştirmek amacıyla... Aslında bir şok, yani 600 çok, yıllık kulluk şeyini evet, bir şok yaşatmış. Yani yeni bir toplum mi? Yaratmak, yeni bir... Tabii. Kültür ve aynı zamanda bir uygarlık yaratma tasarısı. Hı hı. Yani o bakımdan Cumhuriyeti kuranların önünde sadece işte bir bağımsız bir devlet kurmak Anadolu'da sınırlı değildi. Değil. Bir de bunu yapmadıkları takdirde bağımsız bir devlet olarak yaşamayı sürdürmenin de mümkün olmadığını hı hı. aslında biliyorlardı. Hı hı. O yüzden Türkiye aydınlanmaya mecburdu. Evet. Bana yani. Göre. Alt yapı, koşullar, hani deriz ya ekonomik altyapı, sosyal ve kültürel, hı. politik üst yapıyı belirler. Altyapı olarak her şey hazırdı. Bir kere savaşlardan Anadolu şey olmuş, zaten bir şey düşmüş, cehalet diz boyu. İmparatorluk dörtte üçünü kaybetmiş, Anadolu'ya hapsolmuş. Ta Viyana kapılarına kadar gitmişiz, 300-400 yıl Avrupa'da yaşamışız, sonra geriye gelmiş. 5-6 milyon insan Avrupa'daki yerlerinden şey yapıp Anadolu'ya göç etmiş. Dolayısıyla insanlar aslında fikren de hazır. İşte şey olmuş, Fransa'daki devrim olmuş, Avrupa'daki uluslaşma süreci başlamış filan. Altyapı hazırdı. Mustafa Kemal Atatürk de kendisinden önceki şeylerin, teşkilatların, yapılanmaların, örgütlenmelerin zaten içindeydi. Çok acı savaşlar da gördü. Kollarında genç insanlar öldü. Dolayısıyla bir yandan usta bir asker, bir yandan da kendini çok iyi yetiştirmiş bir aydındı. Yani kurtuluş tamam. Bülent Tanör'ün rahmetli kitabında Kurtuluş Savaşı. Bir de kuruluş var ondan sonra. İşte kuruluşun şeyi, ana felsefesi aydınlanma ve birey yetiştirmeydi. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Biz ona, ben kitabımda asgari yurttaş eğitimi demiştim. Bu ekranda görüyoruz. Yani toplumların refahı, üretkenliğine ve sanatına bağlı. Dolayısıyla onun içinde üç temel şey var. Bireysel olarak ahlak ve vicdan. Yani din değil çünkü bir sürü din var ama genel olarak iyiyi, doğruyu, güzeli, yanlışı ayırt etmek için ahlak ve vicdan. Bireylere bunları vereceğiz. Toplumsal olarak özgürlüğü ve adaleti sağlayacağız. Ve günümüzde artık tabii olmazsa olmaz bilim ve teknolojiyle de bu işi yapacağız. Evet, bu iş olmadan toplumda huzur, refah, üretkenliği sağlayamazsınız. Bunlar olmadan da sanat olmaz zaten. Edebiyat olmaz, resim olmaz, müzik olmaz. Dolayısıyla bu üçün üzerine nasıl şey yapacağız gençlerimizi? Bir sonraki slide'da da onlardan bahsedeceğiz ama önce örnekler verelim. Asgari yurttaş eğitimi mesela dil demişiz burada. Şimdi ben bilim, teknoloji ve etik gibi dersler veriyorum üniversitede. Ve orada çocuklara diyorum ki seyrettiğiniz televizyonlarda, izlediğiniz yorumlarda veya okuduğunuz gazete haberlerinde böyle aykırı şeyler, dil olarak, mantık olarak, felsefe olarak aykırı şeyler varsa örnek olarak getirin. Size ekstra puan vereceğim diyorum. Bunlar televizyonlardan alınmış şeyler. Mesela TV yorumcusu diyor ki, dört büyükler arasında en kusursuz takım diyor. Bunu Rıdvan Dilmen Milliyet'te hı hı. söylemişti, yazmıştı. Yine bir şey, çok doğru bir söz, size katılıyorum. Reklamlar var. En mükemmel yemek tarifi, yani en kusursuz diye bir şey yok dilimizde. Kusursuz zaten endir, en tepedir. Mükemmel, mükemmel ötesi yok. Dolayısıyla basit şeylerle, gazete haberi mesela Rus kadın avukatı eşinin gözleri önünde vurdu. Şimdi bunun sorusuna bakarsanız, vuran kim? Rus mu? Kadın mı? Avukat kim? Belli değil. Noktalama işaretlerine dikkat edilmemiş. Her devirde sevilmeyen gazeteci mesela, gene bu da benim basından aldığım şey. Herle başlayan şey cümlelerde olumludur. Hiçle başlayanlar olumsuzdur gibi temel şeyler. Yani burada dil işin önemli basamaklarından bir tanesi. Çünkü ondan sonra herkes çıkıyor diyor ki beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın diyor. Hı hı. İşte anlaşılmadım diyor, yanlış anlaşıldım deniyor. Dil olmazsa kendi ana dilinde okuduğunu anlamada biliyorsunuz pizza programında
35 Avrupa Birliği ülkesi içerisinde, pardon OECD ülkesi içerisinde 34.yüz. Bizden kötü bir tek şey var. Meksika var. Yani dil eğitimiyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Olmazsa olmazın koşulu. Şimdi zaten Cumhuriyet'in herhalde ilk el attığı konulardan bir tanesi de zaten dil devrimini yapmış olması. Evet, burada mesela bir örnek var. Mesela az önceki şeyi de sondan ikinci şeyi aldık. Mesela birinci cümle Rus virgül. Kadın avukatı eşinin gözleri önünde vurdu. Burada Rus vurmuş belli. Evet. Oradaki virgül bunu sağlıyor bize. İkinci de Rus kadın avukatı eşinin gözleri önünde vurdu. Rus ve kadın katil olmuş orada. Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu cümlelerin hepsi aslında şeyli, defolu. Yani şimdi bu sınava hazırlanan çocuklar var ya, bunları görseler bu soru yanlış hazırlanmış da diyebilirler yani. Tabii ki öyle. Cümle çünkü şey, zor bir cümle bu cümle. Evet, yani bir virgül her şeyi değiştirebiliyor. Evet. Ve öznesine anlam değişiyor. Her şeyi değiştiriyor. Dolayısıyla imla ve yazım kurallarını bilmek gerekiyor. Evet. Söylerken vurguyu nereye yapacağımız önemli. Evet. Temel şeyler, sosyal medyada bunun şeyleri var. İşte D ayrı yazılır diye şimdi bir furya var. Yani ben de işte sinemaya gideceğim dediğiniz zaman ama o kalem bende mesela. Ne zaman ayrı yazacağız, ne zaman bitişik yazacağız. Dolayısıyla dil çok önemli. Çünkü dil olmadan anlaşamayız. Evet. Ne derdimizi anlatabiliriz, ne anlatılanları algılayabiliriz. Bir sonraki şeye geçersek, evet, mesela mantık. Mantık da olmadığı zaman, yani matematik aslında mantık demek. Matematik olmadığı zaman doğru dürüst anayasa yapamazsınız. Doğru dürüst yönetmelikler yapamazsınız. Ticaret anlaşmaları yapamazsınız. Mantık dediğimiz şey, önermeler bütünlüğü. Gerek koşul, yeter koşul, gerek ve yeter koşul vardır. İki şey ilişkili olabilir ama biri diğerinin nedeni sonucu olmayabilir. Siz daha iyi bilirsiniz. Tıpta önce ilişki aranır. Ondan sonra neden sonuca bakılır çözüm için. İlişki tamam ama oradan sonra asıl problemi çözmek için. Bunlar da onlara ait örnekler. Yani çok basit dil ve mantık şeylerimiz var. Bir sonraki şeyde evet mesela mantıkta adil bir seçim demokrasi için gerek koşuldur. Yani seçim olmadan demokrasi olmaz. Ama sadece seçimle de hiçbir şey olmaz. Eğer siz gelir dağılımını düzeltmezseniz, refahı arttırmazsanız, eğitimi arttırmazsanız, eğitimsiz toplumların elinde demokrasi diktatörlüğe dönüşür. Aslında usunu aklını özgürce kullanan bireylerden oluşmuyorsa toplum zaten oradaki seçim zaten o işte olur. Yani birey yetiştirmeye, aydınlanmaya örnekler olsun diye bunları şey yapıyoruz. Evet. Mesela un, şeker, yağ varsa helva yapabilirsiniz. Ama ustalık yoksa çamur gibi bir şey de çıkabilir ortaya. Dolayısıyla gerek koşulla yeter koşul ve gerek ve yeter koşulla ayırt etmek lazım. Ben size bir sürü örnek gösteririm. Üniversitelerde yazılan yönetmelikler, mecliste iç düzük şeyleri, her tarafa çekilebilir. Yani bu mantık eksiğinden kaynaklanıyor. Mantık kurgusu sağlam olmayınca ortaya hatalar çıkıyor. Her tarafa çekebilirsiniz. Evet, bir sonrakine şey yaparsak. Evet, demek ki gerekli olan şeyimiz bu üç saç ayağı. Bir, Türkçe, yani arı bir dil vereceksiniz çocuklara. Türksek Türkçe, işte İngilizse İngilizce. Güçlü bir yargılama, yani mantık vereceğiz. Bir de sorgulama, soru sorma becerisi vereceğiz. O da felsefe oluyor. Biliyorsunuz 12 Eylül'de felsefe dersleri kaldırıldı. Küçücük 4-5 milyonluk Norveç'te bizden fazla felsefe öğretmeni vardı bir ara falan. Dolayısıyla bu üçü olması gerekiyor. Aslında felsefe sorgulamayı sağlıyor ama sadece sorgulama da değil, değil mi? Yani bütün yaşama bakışı, doğa olaylarından sosyal olaylara kadar bütün yaşama ilişkin bakışını kişinin belirleyen bir yeti aslında. Evet, yani halka olarak düşünürsek mesela felsefe en geniş halka. İnsanın aklının ve düşüncesinin, hayal gücünün sınırlarına kadar zorluyor. Evet. Bunun altında bilim var, gerçek yaşam var, fizik var vesaire. Ama en geniş halka felsefe. Bu saç ayağı gibi evet, bu üç olmazsa Türkçe, olmaz. Mantık ve felsefenin oluşturduğu bir... Bunlar gerek koşuyor. Evet. Yetmez. Bunun üzerine ne vereceğiz? Bir sonraki slide'da da onu söyledik. Yani bunları verdikten sonra bir sonraki slide'ı koyarsak yani sanat, yani edebiyat, şiir, müzik, resim bunlarla da süslememiz lazım. Güçlendirilmiş olması gerekiyor. Lazım. Bireyin yetişmesi için. Evet. Komple yetişmesi için, bir bütün olarak yetişmesi için onlar gerekiyor.
Aslında buradan hemen hareket edebiliriz. Yani bizim tarihimizde Cumhuriyet'in buna ilişkin yaptıkları var. Evet, tabii. Dil devrimi bunlardan en önemlisi, başarılarından bir tanesi. Hı hı. Tabii temel eğitimin yeniden organize edilmesine ilişkin bir sürü şey yapmış durumda. Belki eğitimle ilgili etkinliklere konuşabiliriz ama bizim gördüğüm kadarıyla yani 1920'lerden itibaren aslında ve hatta biz savaş sırasında bile orada da bir tartışma var. Biraz önce söylediğiniz hani önce kurtulduk sonra mı kurulduk diyenler var. Bülent Tanör'ün böyle bir sıralaması var. Bir de kuruluşu baştan zaten biz tasarlamıştık ve aslında mesela meclisin açılması bile yani savaşa girerken önce meclisin açılması. Elbette ve bu de. Arada işte Muallim Kongresi'nin düzenlenmesi, eğitimle ilişkiler, şuranın düzenlenmesi vs. Dolayısıyla bunlar aslında iç içe giden bir süreç ve belki de Türkiye zaten Cumhuriyet'in kurucuları işte ancak böyle bir cumhuriyet olursa yaşayabilir düşüncesini benimsemişlerdi. Ve biz aslında Lozan'a gittiğimizde de diğer milletler kadar uygar bir topluluk olduğumuz iddiasıyla oturduk oraya, tabii, o masaya. Tabii. Ve aslında bunu bir anlamda hem özgür bir devlet olarak yaşamaya hem de uygar bir toplum olarak yaşamaya hakkı olduğunu Türklerin bir anlamda onlara kabul ettirmiş olduk. Evet. Yani Lozan'ın özelliği sadece sınırların çizilmesi meselesi değil. Hatta belki ondan daha da önemlisi bu görüşün, bu tezin bütün dünya milletlerine kabul ettirilmiş olması. Elbette. Yani hakikaten aydınlanmış bireylerden oluşmuş bir toplum kurduğumuzu, kurmaya başladığımızı gösterdik. Anlaşma yaptığınız ülkelere biz Osmanlı'nın borcunu ödeyeceğiz vesaire hepsini söyledik. Bizim sözümüze güvenilir, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin sözüne güvenilir diye. Bununla gittik biz oraya. Evet. Yani ve Türkiye'nin kolay iş değil. Biliyoruz ki yani hem Avrupa hem Amerika basınında ve toplumunda son derece büyük bir prestij kazandığını biliyoruz. Tabii. Bu özellikleriyle. Doğudan batıya her tarafta saygı duyulan bir genç cumhuriyetti. Evet. Evet. Peki şimdi burada ben şuradan da örnek vermek istiyorum izninizle. Aslında aydınlanma bu kadar belki şematik konuştular, düşündüler mi bilmiyorum. Ama en azından bizim cumhuriyetin bu birey yetiştirme, aydın yurttaşlar yetiştirme düşüncesini destekleyen birkaç atılımı var. Bir tanesi yurt dışına yetişmiş insanlarını yurt dışına göndermek şeklinde. Evet, yani parlak öğrencilerini toplumu daha da ileriye götürecek kişiler olarak göndermek tabii şeklinde. Orada yurt dışına derken hakikaten teknolojide, ekonomide, sanatta ileri gitmiş ülkelere şey yapmak yoksa yurt dışına herhangi bir yurt dışı değil yani. Değil. Ve bunların büyük kısmı büyük bir kısmı Avrupa'ya incelemek için. Büyük bir kısmı o zaman Avrupa'ya çıkarılan özel bir yasayla gönderiliyor. Bunu özellikle genç izleyicilerimize de önerebilirim. Türk Prometeler diye başlığıyla Kansu Şarman'ın yazdığı Cumhuriyet'in öğrencileri Avrupa'da. Bu ne zaman? 1925'te 1945 arasında. Bu bir yani bu tasarının bir ayağı bence bu. Ve burada hakikaten hepimizin bildiği şu söz Atatürk'ün giden öğrencilere hitaben söylediği sizi bir kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olarak dönünüz şeklindeki bir görevlendirme bilinci. Bu çok önemli bir şey. Bu bir ayak. Bu tahmin ediyorum 300'den daha fazla kişi gidiyor, eğitim görüyor. Şu da çok önemli, mühendis olarak biliyorsunuz şimdi yeni bir toplum inşa ediliyor. Yeni bir toplum inşa edilirken belki teknolojiye çok ihtiyaç olabilir. Ama en az mühendisler ve hekimler kadar sanat insanları, kültür, arkeoloji, tarih konusunda da Avrupa'daki bilimi incelemek, oradan bir şeyler getirmek üzere gidiyor bu kişiler. Onlar gelince çok önemli işler yapıyorlar. İşte seramik fabrikalarını kuruyorlar, elektrik kurumunu kuruyorlar, Sümer Banklar, şunlar bunlar kuruluyor. Yani her biri giden şey liderlik vasfı kazanarak. Üniversitelerin zaten Türkiye'deki 33 reformundan sonra da üniversitelerdeki atılımı sağlayan
kaynaklardan bir tanesi bu. Hı hı. İkincisi Nazi döneminde 33'ten itibaren özellikle bazı aydınlar, akademisyenler istenmeyen adam ilan ediliyor, yaşamları tehlikeye giriyor, işten çıkarılıyorlar. Onların Türkiye'ye gelişi var. Hı hı. Onlar da bir 300 kadar var aslında. Hı hı. Ve onlar bir kaynak olarak kullanılıyor ve insan yetiştirmede. Bir üçüncüsü de çok önemlisi tabii Türkiye'de köy enstitüleri. Elbette. Siz de kitapta belirtiyorsunuz. Köy enstitüleri de yine bizim insan ve yurttaş yetiştirme tasarımız için de çok önemli bir yer. Yani o üçlüden özgün olan, bize özgün olan çözüm o. Daha sonra başka ülkeler, doğu ülkeleri vesaire gelip köy enstitülerini yaparak, inceleyerek kendi toplumlarına uyarlamışlardı. Yani köylüyü yerinde eğitmek. Bir yandan ineği sağacak, bir yandan işte kendi şeyini, binasını yapacak. Bir yandan klasikleri okuyacak yani. Müthiş bir şey bu. Evet. Ve çok korkuttu tabii ki. En yani yaygın Türkiye'deki toprak olanı, ağlarını, Batı'yı falan tabii, korkuttu. Tabii. En yaygın olanı ve en etkili olanı. Kesinlikle. Ve sonuçta bugünümüze kadar da etkileri süren bir hamle. Hı hı. Dolayısıyla Cumhuriyet'in aslında bu birey yetiştirme konusunda son derece somut atılımları olmuş durumda. Hı hı. Ben belki tekrar sözü size vereyim de sonra buradan bir örnek vermek istiyorum. Bu önemli çok çünkü. Çok iyi olur, çok iyi olur. Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Uygarlık konusu Batı ve Doğu meselesinde çok tartışmalı. Hakikaten biraz önce Çetin Altan'ın verdiği örnek gibi. Ben ona Afşar Timuçin'in aydınlanma yazıları, bu yeni çıkan kitabını özellikle örnek vermek çok istiyorum. Güzel burada da şöyle bir öğrencisiyle, şimdi aynen okumayayım uzatmamak için ama bir öğrencisi sınıfta soru soruyor. Diyor ki toplumlar, uygar toplumlar ve olmayanlar olarak, kültürlü toplumlar ve olmayanlar olarak ayrılıyor. Siz bize derste farklı bir şey söylüyorsunuz tarzında da bu da örnekler veriyor ve aslında her toplumun kendine göre bir uygarlık mutlaka ve kendine göre bir kültürel gelişmiş kesinlikle düzeyine sahip olduğunu kesinlikle ve aslında yani toplumların ve devletlerin, ülkelerin bu kadar böyle birbiriyle bıçakla kesilir gibi geri kalmış veya da kültürlü kültürsüz ayrımı yapmasının yanlış olduğunu örnekler vermiş. Oradan da şeye gidiyor. Yani aydınlanma fikri aslında doğru öğretilmezse özellikle burada da eğitimin doğru verilmediği durumlarda, çünkü öğrencisi 5 profesörün imzasıyla yayınlanmış bir kitaptan ona kanıt getiriyor. O da böyle bir tartışmayı vermiş. Özellikle ben önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette yani uygarlık sadece Batı'da değil, Doğu'da çok daha önceden muazzam uygarlıklar oluşmuş yani. Her toplumun kendine göre bir uygarlık düzeyi var aslında. Var tabii ki. İyi tarafları, kötü tarafları var. Her toplumda iyi insan, kötü insan var. Her toplumda aydınlanmış birey olabilmiş veya olamamış insanlar var. Şimdi aydınlanma insanın aklını kullanmasıdır dedi kendi iradesiyle, ama sadece aklını kullanmak yetmiyor. Bunun üzerine eğitim ve bilgiyle donatmak gerekiyor. Bizim asgari yurttaş eğitimi, asgari bilgi şeyini koyarsak izleyicilerimize... Tekrar evet, aynı yere dönelim. Evet. Asgari bilgi diye. Evet. Evet. Yani şimdi o saç ayağını söyledik. Yani dil, mantık... Mantık ve felsefe olacak ama bunun bilgiyle beslenmesi lazım. Bunun üzerine sanat, edebiyat vesaire olacak. Zarafet girecek işin içerisine. Ama bir de bilgi olması lazım. Artık her şey bilgi temelli. Yani yaşam aslında bilgiye dayalı karar verme mekanizması. Sabah evden çıkarken bile hep karar veriyoruz. Bakıyoruz yağmur yağacak, şemsiyemizi alıyoruz. Zamanımız kalmamış, taksiye biniyoruz. Bunlar hepsi bilgiye dayalı karar verme mekanizmaları. Dolayısıyla bilgi de minimum asgari bilgilerde işte burada vermeye çalıştık. Birincisi hayatın temelinde aslında rastlantı ve olasılık var. Yani istatistik var. Onu çok doğru şey yapmamız lazım. Rakamlar, yine matematiğe dönüyoruz aslında. İstatistik aslında bize bir his verir, duygu verir. Yani %90 şu takım kazanacak dediğimiz zaman bu bir his duygudur. Kazanamayabilir. %90 yağmur yağacak dediğimiz zaman bu bir histir, duygudur. Dolayısıyla istatistiği doğru kullanmamız lazım, rakamları. Hatırlarsanız Kopenhag kriterleri vardı Avrupa Birliği'ni oluştururken. İşte hukuk, insanlık vesaire diye olmazsa olmazlar. Orada hiç konuşulmayan şeylerden bir tanesi de
ülkelerin doğru istatistik bilgisini tutma mekanizması. Yani enflasyon ne kadar, nüfus artışı ne kadar. Güvenilir bunlar, istatistikler. Bunlar olmadan yaşamı planlayamazsınız. Evet. Önümüzdeki 10 yılda kaç tane hastane açacaksınız, kaç tane okul açacaksınız, bunlar olmadan yapamazsınız. Dolayısıyla güvenilir istatistiğiniz olacak. Sağlık çevre ekseninde enerji kaynakları ve dönüşümü, yani enerji nasıl şey yapılır, yoktan var edilir mi edilmez mi, bunları vermemiz lazım. Bunlar için profesör olmaya veya uzman olmaya gerek yok. Ama bilmek gerekiyor. Elektromanyetik ışıma ile yapılabilenler, güneş sistemi ve evren, gezegenler arası mesafeler, gezegenlerin ağırlıkları, kütleleri, veri toplama, ilişkilendirme, neden sonuç bağı kurma. Bu yöntemleri vermemiz lazım. Epidemioloji, risk, bilgiye dayalı karar mekanizması ve en önemlisi bilimin sınırları. Yani bunları ev hanımından imamına, Diyanet İşleri Başkanı'ndan generaline şeye kadar, Cumhurbaşkanı'na kadar herkese vermemiz lazım. Vermezsek ondan sonra sıkıntı yaşarız. Yani bu toplumun sadece bir kesiminin bunları bilmesi ya da bunlara sahip olması yeterli değil. Sepette iki tane çürük yumurta varsa bütün yumurtaların çürümesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla her bir bireyi çağdaş toplumlarda eğitmeniz lazım. E5'e çıktığınız zaman binlerce insan kurallara uysun. İki kişi uymazsa o kaos yaratır. Evet. Dolayısıyla... Hocam benim tabii hem kişisel şey... rastlantılardan çıkardığım, bunlar genelleme yapılamaz belki ama yine tekrar ben Cumhuriyet'e dönmek istiyorum. Cumhuriyet'in lise eğitimi, Cumhuriyet'in liseleri, bu sizin öngördüğünüz koşulların hemen hemen tümünü kapsayan bir eğitim modeline sahiplerdi. Biz bunları şeyden uydurmuyoruz yani, tabii, yani gelmiyor. Bunlar zaten Cumhuriyet'in uygulamalarıydı. Yani biz böyle yetiştik. Oradaki eğitim modeli aslında bütün büyük kentlerdeki kurulan liseler ve liselerin eğitim programları hemen hemen bu sizin söylediklerinizi kapsıyordu. Ben buna bir de şey eklemek istiyorum izninizle. Tarih. Bir tarih bilincine sahip olması. Yani bireyin aslında bakarsanız belki de bütün günü değerlendirmesi, geleceği öngörmesi ve aynı zamanda geçmişi de bilmesi gerekiyor ki bu zaman yani bir dört boyutlu bir şey içinde yaşıyoruz. Geçmiş evrende bilinci yaşıyoruz. Olmadan geçmiş... geleceği inşa edemezsiniz ama bize öğretildiği gibi tarih olmaması lazım. Hani Alparslan atının kuyruğunu bağladı da değil. Yani o zaman ekonomik ilişkiler nasıldı? Komşularla ilişkiler nasıldı? İşte İpek yolu diyoruz, 3000 yıllık ticaret nasıl yapılıyordu? Hanlar, hamamlar nasıl sağlıyordu? Su ihtiyacı nasıl karşılanıyordu? Evet. Yani bunları vermek lazım. Etkileşimler nasıl oluyordu? İnsanlar 3 ayda bir yerden bir yere gidiyordu. İstanbul'dan Ankara'ya veya başka bir yere. Bunlar nasıl sağlanıyordu? Lojistik nasıldı filan? Bunları vermek lazım. Yoksa sadece tarihlerle işte Çaldıran Meydan Muharebesi şöyle oldu. Şah İsmail şeyin tahtını bıraktı, kaçtı tarzı değil. Kronolojiden oluşan bir yani tarih. Sosyal, kültürel etkileşimlerini, ekonomik altyapısını hepsini zaten vermek lazım. Zaten kuru ve itici oluyor. Evet. Yani ne yazık ki bizim biz de, gençlerimizin de tarihten nefret etmelerinin temelinde yatan şeylerden, etkenlerden birisi de bu. Evet. Evet. Bu da bilgiye sahip olması gerekir dedik. Şimdi yani dil, ondan sonra mantık, felsefe, üzerine tarih, sanatla şey yaptığınız zaman bu bilgileri de verirseniz birey bizim kritik tepki becerileri dediğimiz bir beceriye sahip oluyor. Bu hepimize gerekiyor. Bu becerilerle hani işte bilim okuryazarlığı diyoruz, medya okuryazarlığı diyoruz vesaire, o konulara yakın bir şey. Televizyonda bir şey... Kritik tepki becerisi. Evet. Nedir bu kavram? Bunu isterseniz o slide'la şey yapalım. Kritik tepki becerileri diye. Evet. Yani şöyle kabaca özetleyebiliriz. Elbette bunlar ana hatlarıyla. Mesela bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Yani aydınlanmış bir birey bilgi sahibi olur. Ondan sonra üzerine fikrini inşa eder. Aynı bilgi üzerine siz öyle düşünürsünüz, ben böyle düşünürüm. Tamamen zıt düşünebiliriz. Bireyler bilgi ister, fikir istemez. Bakın Türkiye ne yazık ki şu anda sağdan da toplasanız, soldan da toplasanız 150-200 tane köşe yazarının, TV yorumcusunun etkisi altında, baskısı altında. Bir köşe yazısını okuduğunuz zaman şu soruyu sormanız lazım. Ben bunu okuduğumda ne kazandım?
ne öğrendim? Daha önce bilmediğim neyi öğrendim? Evet. Bu yoksa açık oturum içinde evet, geçerli. Yoksa köşe yazarının fikirleri mi şey yapıyoruz? Yorumlarını. Vay işte o ona nasıl şey yapmış, yüklenmiş, amma sıkıştırmış, amma geçirmiş tarzı böyle köşe yazarlarını Batı'da göremezsiniz, çağdaş ülkelerde göremezsiniz. Bireyler der ki fikrini kendine sakla, köşe yazarıysan bana bilgi ver. Bir örnek vereceğim sadece. Eski ahim yargıcı Rıza Türmen bu sabah gene çok güzel bir şey yazmış. Benim basında ender okuduğum, izlediğim bilgi temelli köşe yazısı yazan insanların başında geliyor. Rıza Türmen'i okuyun, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dolayısıyla bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Rahmetli Uğur Mumcu ne diyordu? Bizde bilgi yok ama hepimiz fikir sahibiyiz. Gerçek ve fikri birbirine karıştırmayın. Şöhrete, etikete prim vermeyin. Uzmanı dinleyin ama oradaki uzmanı tanımlamamız lazım. Uzman kim? İki tane internet yazısı okumuş. Ondan sonra işte roketler konusunda veya uzay konusunda uzman mı diyeceğiz? Veya hiç Suriye'ye gitmemiş. Gencecik çocuklar çıkıyorlar Suriye hakkında. Uzman gibi konuşuyorlar televizyonlarda. Ya orada kaç tane şey var, aşiret var, ekonomik altyapısı nasıl, para transferi nasıl, neyle geçiniyorlar bunları bilmeden uzman olunabilir mi? Dolayısıyla uzmanlık önemli bir şey. Çoğunlukla ölçeksiz, birimsiz grafikler sunuyorlar. İşte diyor mesela mesafeye göre hızın değişimi diyor. Ne ölçek var ne bir şey, kilometre mi, metre mi, nanometre mi belli değil. Ortalama yanında sapmalardan söz edin. Yani ortalaması şudur diyebiliriz ama sapmalar çok farklı olabilir. Yani gelir ortalaması, mesela bizim gelir ortalamamız işte kişi başı 9.000 dolar gayri safi milli hasılanın kişi başına düşen şeyi. Ama en yoksullar ve en zenginler hakkında bir fikir sahibi olmamız lazım. En yoksul en şey arasında 20 kat fark varsa burada gelir adaletsizliğinden söz edemezsiniz. Bu 3 katsa o farklıdır. 20 katsa farklıdır. Dolayısıyla mutlak ve oransal verileri birbirleriyle karıştırmamız lazım. Bir iki tane örnek var. Birazdan göstereceğim. Sonuçları insanı yanıltacak kesinlikle vermeyin. Ben uluslararası konferanslarda profesörler dinledim. Daha doğruluk, kesinlik gibi temel terimlerin, rakamsal terimlerin farkını bilmiyor. Hesap makinesi almış, bölmüş, çarpmış. Virgülden sonra 15 hane veriyor. Halbuki oradaki belki bir tane şey var. En önemlisi neden sonuç bağı ile ilişki olmayı karıştırmamız lazım. Bunlara ait iki tane örneğim var. İsterseniz hızlıca hemen ona geçelim. Hemen. Çünkü süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Bu sık karşılaştığımız problemlerden birisidir. Vize sınavı olarak soruyorum. Evet. Mesela 550 kişiyle yapılan bir deneyde 123 kişide hastalık saptanmış. Hastalık yüzdesi nedir? Ne yapacağız? 123'ü 550'ye böleceğiz. Alın hesap makinesini bölün. 0.223636 diye gider, verir. Şimdi burada virgülden sonra kaç hane vereceğiz? Olduğu gibi mi vereceğiz? 2 hane mi, 1 hane mi? Çok basit. 550 kişi, yaklaşık 1000 kişi desek, yani 1000'den az, demek ki 1000'de 1 olabilir. 1000'de 1 oluyorsa en alttaki doğrudur. En üsttekini verdiğiniz zaman sizin orada 1 milyon insanla bu şeyi yapmanız lazım. Deneyi yapmanız lazım. Çok basit. Hata. Bir öteki örneğe geçersek yine kritik tepki becerilerinde. Hemen değiştiriyoruz diğer örneği. Arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi hani mutlak ve oransal verileri karıştırmayın dedik. Karıştırılıyor. Mesela bunlar rakamlar tamamen şey kafadan atmam. 2017'de İstanbul'da suç sayısı 2345 artmış. Oysa Ankara'da bu artış %6 olmuş. Sizce hangi ilde suç daha fazla artmış? Şimdi birisinde yüzde vermişsiniz, birisinde mutlak vermişsiniz. Dolayısıyla karşılaştırma mümkün değil. Evet. 2017'de Türkiye'de Ar-Ge'ye ayrılan pay %15 artmış. Oysa Almanya'da bu artış sadece %2. Şimdi biz Türkiye olarak Almanya'dan çok daha iyi mi Ar-Ge'ye pay ayırıyoruz? Değil. Türkiye'ninki bu kadar, Almanya'ninki bu kadar. Onun %2'si bizim %15'imizi rakamları okumak için ayrı bir beceri gerekiyor. Evet. Bunun için de hakikaten kritik tepki becerileri bunlardan bir tanesi. Bunlarla ilgili. Güzel. Birey olmak işte bunları hepsini sos olarak çocuklarımıza verirsek. Sonra ilerleyelim. Evet. Birey olmak nedir? Birey olabilmek. Tamam. Bazı şeyleri burada sıraladık. Tabii bunlar mutlak şeyler değil ama fikir veriyor bize. Bir kere hedefimiz bu. Evet. Beklenen, özlenen birey. Gerçeğin farkındadır, nesnel ve özgürdür. Mazereti, şikayeti sevmez, çözüm odaklıdır. Yani üretkendir. Tek başına kalmaktan, kendini dinlemekten keyif alır. Yalnızlıktan korkmaz. Okur, dinler.
Dayatmalara boyun eğmez, deneyim ve mantığını kullanır. Vicdan ahlak sahibidir, kul hakkına özen gösterir. Demokrat ve adildir, ayrımcılık yapmaz. Empati yapar, bireyin yaşam tarzına saygılıdır. Yaratıcı, üretken, özgün, alçakgönüllü ve hazımlıdır. Kapsayıcı ve yapıcıdır diye böyle ana şeyleri söylemişiz. Tabii bunların fazlası da var. Her hocam burada tabii hani bu Tevfik Fikret'in ve Atatürk'ün fikri hür, vicdan hür, irfan hür evet. dediği şey aslında bir cümle. Evet. Bu onun biraz hepsi, açılımı olmuş. Evet, hepsini evet. kapsıyor. Şimdi son iki şeyle devam bitirirsek. Devam edelim evet. arkadaşlar. Yani yıl 2018 diye şey yapmışız. Evet. Şimdi bu tabii Türkiye'den biraz, manzara. Biraz gene şey, provokatif şey. Hani olsun. Biraz düşündürsün, güldürsün diye. Ama acı gerçekler bu. Şu anda İstanbul'un gökdelenleri 200 metre yüksekliğini zorluyor. En az 15 tane var böyle. Kadın milletvekilinde %17 ile 28 AB ülkesi içinde 26.yiz. Bizden kötü iki ülke var. İnsani gelişmişlikte 64. Adalette 101. Demokraside 100. Yolsuzlukta 81. Cinsiyet ayrımında 131. Yani kötüyüz aslında bu parametrelerde. Az okuyoruz. En zengin, en yoksul gelir farkı fazla. PISA orta öğretimde de şey, gelecek kuşaklarda iyi değil. İş kazalarında ve ahim Avrupa İnsan Hakları ihlallerinde Avrupa birincisiyiz. Belki dünyada ilk üçe giriyoruz. Bu hafta yine son 10 evet son 10 yılda 150 milyon cep telefonu cihazı satılmış. Yani dışarıya 25 milyar dolar kaynak aktarmışız. Devam edersek yıl bilinmiyor diye şey yapıyoruz. Memleketimden evet, manzaralar. Son herhalde. Evet. Evet. Şimdi bir gün gerçekten fabrika ayarlarına dönersek, Cumhuriyet'in aydın birey yetiştirme ayarlarına dönersek bunlar olacak. Ne zaman? İnşallah yakında diyelim. Bunları diyelim. Okuyalım. Buna evet. zaman ayıralım. Türkiye bu yıl orta öğretimde PISA rekoru kırdı. Bu haberleri okuyacağız. Evet. İnşallah okuyacağız. Mecliste kadın vekil oranı %53. Sanatçılar önde. Nobel Fizik Ödülünü yine bir Türk kazandı. Türkiye yayınladığı insan hakları raporunda ABD'yi uyardı. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Listesi'nde Türkiye yine birinci. Kişi başına okunan kitap sayısı artarak yılda 12'ye çıktı. Dış satım 1 trilyon avro. Ana kalem %65 ile yüksek teknoloji. Bütçeye üst üste 5 yıldır fazla vermekte. Son slayta geçersek, bir tane daha var çünkü, orada bitirelim. Evet arkadaşlar. Evet. Bununla da bitiriyoruz. Gayri safi milli hasıladan araştırma geliştirmeye ayrılan pay %4'ü geçti. Gelişmiş ülkelerde bu %3 civarında. İlk 100 üniversite arasında 25 Türk üniversitesi var. Benim üniversitem Cambridge ve Harvard'ın ardından 3. sırada. Gazete ve televizyonlar haber vermeye başladı. Para ve şöhret prim yapmıyor. Liyakat ve uzmanlık şart. Cumhurbaşkanı 3 haftadır tek kelime etmedi. Meclis başkanı bu sabah yine meclise metro ile gitti. Fenerbahçe Avrupa'da yine şampiyon, bu kaçıncı diyoruz. Evet, gülümseyerek bitirmek evet, her zaman yani iyidir. Ama yani bunlar ipucu veriyor gerçekten. Fabrika yıllarına dönmemiz lazım. Ütopyaları ve hayalleri olmazsa bir toplumun zaten ilerlemesi mümkün evet. değil. Aslında bunları belki... Biz yeniden keşfetmiyoruz. Sadece Cumhuriyet'in aydınlık birey yetiştirme fabrika ayarlarına dönersek yapamayacağımız şey yok. İnsan kalitemiz çok bozuldu çünkü. Onu düzeltmemiz lazım. Her şeyi evet. düzeltebiliriz. Ama her yerimizden petrol fışkırsa bile insan kalitesini düzeltmek çok uzun zaman alacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yani ben izleyiciler adına teşekkür ediyorum tabii. Kendim de çok yararlandım. Bu programı herhalde burada kapatıyoruz. Değerli izleyiciler, bir aydınlanma ve birey yetiştirme projesi olarak Cumhuriyet'ten söz ettik. Ve geleceğe ilişkin projelerimizi daha doğrusu hayallerimizi, ütopyalarımızı paylaşmış beklentilerimizi olduk. Beklentilerimizi paylaşmış olduk. Bu mümkün diyoruz, değil mi? Yaptık yine yapabiliriz. Yaptık yine yapabiliriz. Evet. O bakımdan yeter ki bu tarihsel zenginliğimizi ve insan kaynaklarımızı doğru politikalarla değerlendirelim. Evet, insan. Evet. Peki, yeni bir programda buluşana dek hoşça kalın diyelim izleyicilere. Hoşça kalın.